Arkadaşlar merhaba. Hristiyan misyoner bir arkadaş Kur'an-ı Kerim'in benzeri yazıldığı eklenen bir video yapmış. Videosunda Kur'an-ı Kerim'in benzerinin yazılması şeklinde bir meydan okumanın mantıksız olduğundan bahsediyor. Birkaç farklı eleştirisi daha var. Biz sırayla hepsine değineceğiz inşallah. Şimdi ben bu meydan okumaya cevaben bir Kur'an yazdım. İsmini de Öz Kur'an koydum. İçinde her şey var. Mucizeler, bilmeceler, bulmacalar, tekerlemeler. Sorun şu. Bu benim yazdığım Öz Kur'an'ın Allah'ın Kur'an'ına benzeyip benzemediğine kim karar verecek? Tabii ki yine Allah karar verecek. Şimdi arkadaş Kur'an-ı Kerim'in benzeri yazılabilir mi şeklinde bir meydan okumanın mantık hatası olduğunu şu şekilde anlatıyor özetle. Diyor ki, biz bir kitap yazdık diyelim. Ve bu kitabın Kur'an'a benzeyip benzemediğine kim karar verecek? Tabii ki Allah karar verecek. Allah'a sorma şansımız olmadığına göre bu şekilde bir meydan okuması bir tuzaktır diyor. Mantık hatası diyor özetle. Şimdi arkadaşın hatası şu. Kur'an-ı Kerim demiyor ki siz bir kitap yazın, bunu da Allah'a sunalım. Bu kitabın Kur'an'a benzeyip benzemediğine Allah karar versin demiyor ki. Kur'an-ı Kerim Bakara suresinin 23. ayette der ki eğer gücünüz yetiyorsa bir benzerini getirin. Allah'tan başka şahitlerinizi çağırınlar. Bakın Allah'tan başkasını çağırın diyor. Yani oradan Allah'a sunun Allah karar versin demiyor. Allah'tan başka şahitleriniz kimler varsa onları çağırın. Onlar bu kitabın Kur'an'a benzeyip benzemediğine kendileri karar versin diyor. Peki Kur'an-ı Kerim'in benzerinden kasıt nedir? Şimdi herkesin bu konuda yorumu farklı. Ha, genellikle herkes demiştir ki bu belagat açısından, edebiyat açısındandır demiş. Ama Kur'an-ı Kerim'de bunun hangi özelliği olduğundan bahseden bir ayet yok. Herhangi bir şeyle sınırlayan bir ayet yok. Kimisine göre bilimsel mucizelerdir, kimisine göre içerisinden çıkartılan matematiksel mucizelerdir. Bunlar ayrı bir şey. Ben burada sadece bir tane örnek vermek istiyorum. Şimdi bildiğiniz üzere Kur'an-ı Kerim'i ilk yazıldığı günden beri Müslüman da gayrimüslim de herkes okuyor. Yani herkesin yorumlar yaptığını görüyoruz. Bir Müslüman okuyor bu kitabı. İçerisinden matematiksel mucize çıkartıyor. Bilimsel mucize çıkarıyor. Tarihsel mucize çıkarıyor. Kozmoloji biliyorsa kozmolojik mucizeler çıkartıyor. Biyolojiden anlıyorsa biyolojik mucizeler çıkartıyor. Aynı şekilde inançsız bir insan okuyor. İçerisinden mantık hatası buluyor. Çelişki bulduğunu zannediyor. Bilimsel hata bulduğunu zannediyor. Dikkat ederseniz kim ne ararsa onu veriyor bu kitap. Yani bir ateistin hata bulduğu ayetten bugünün Müslümanı okuyor. O ayetten hata değil mucize çıkartıyor. Ve en önemlisi bundan asırlar önceki Müslüman da okuyor. Misal Razi. Kendi döneminin kozmoloji anlayışına göre aynı ayetleri yorumluyor. Ve o günkü kozmolojiye uyumlu olduğunu söylüyor. Bugün 20. yüzyıl Müslümanı da okuyor aynı ayetleri. Aynı ayetlerin bugünkü bilimsel gerçeklere uyumlu olduğunu söylüyor. Bugünkü kozmoloji anlayışına uyumlu olduğunu söylüyor. Yasin suresinin 38 ve 40. ayetleri gibi. Bu şekilde bir kitabın benzerini getirebilir misiniz? Yani yapabiliyorsanız bu şekilde bir kitabın benzerini getirin. Ve bu bahsettiğim durum da ateistler tarafından dahi inkar edilmeyen bir durum. Ya çünkü gidin bir bakın Müslümanlara Kur'an-ı Kerim nasıl yorumlar diyerekten Müslüman okuyor mucize çıkartıyor. Aynı ayeti bir inançsız ateist okuyor. Art niyet yaklaşan birisi okuyor. Hata çıkartıyor. Adamın hata çıkarttığı ayetten ben şahsen Müslüman olarak bilimsel mucize çıkartıyorum. Yani bu şekilde her okuyana aradığını veren, inanmak isteyene kanıt, inanmak istemeyene bahane veren bir kitabın benzerini getirebilir misiniz? Ve en önemlisi bu kitap 1400 yıldan beridir de ayakta kalmış olsun. Her çağa göre de yorumlanmış olsun. Her çağın bilimine ayak uydurmayı başarmış olsun. Bu şekilde bir kitap getirebilir misiniz? Ben şahsen bu şekilde bir kitabın örneğini bilmiyorum. Bir de arkadaşın bir diğer iddiası da şu. Tevrat ve İncil'in tahrifatı konusunda bir eleştiri yapmış. Yani Tevrat ve İncil'in tahrif olmasının Allah'a bir hakaret olduğunu söylüyor. Aslında Allah'ın kitaplarının bozulamayacağını siz Müslümanlara anlatmak oldukça içler acısı bir durumdur. Çünkü Müslüman olmanın şartlarından biri Allah'ın kitaplarına iman etmektir. Bu şarttır, farzdır. Ama Müslüman ağzıyla inandığını söyler, yine aynı ağzıyla maalesef değiştirildiğini söyler ve inanır. Allah'ın sözlerini, kitaplarını hiç kimse, hiçbir güç değiştiremez, tahrip edemez. Aksini söylemek ve buna inanmak Allah'a küfürdür. Kur'an-ı Kerim der ki Allah'ın kanunu değişmez. Allah'ın kelimini değiştirecek hiçbir güç yoktur. Kur'an-ı Kerim bunu çeşitli ayetlerde defalarca kez vurgular. Yani Allah'ın sözü değişmez. Allah'ın kelamını kimse değiştiremez. Ancak şu var ki Kur'an-ı Kerim buradaki tahrifin anlam bakımından yapılan bir tahrif olduğunu söylüyor genellikle. Ve ben bu konuda tek bu şekilde düşünen kişi ben değilim. Bu şekilde düşünenler de zaten vardı alimler arasından. Şimdi anlam bakımından yapıldığı yani anlam bakımından yapılan tahrifin kanıtı nedir derseniz şu şekilde örnek vereyim. Mesela bugün Hristiyanların hepsinin okuduğu İncil aynıdır. Hiç kimse ben farklı bir İncil'e inanıyorum, bu grup farklı bir İncil'e inanıyor falan demez.
bütün Hristiyanlara inandığı İncil aynıdır. Ama şu var ki aynı İncil'i okuyan Hristiyanlar kimisi İsa'nın Tanrı olduğunu iddia eder. Kimisi İsa'nın Tanrı olmadığını, sadece bir insan olduğunu, kimisi ise sadece bir melek olduğunu iddia eder. Ya bu durum bize zaten gösteriyor ki aynı İncil'i bir grup anlam bakımından tahrif ediyor. Anlam bakımından tahrif ederekten olmayan şeyleri çıkartıyor. Ya mesela biliyorsunuz bugün kimi insanlar Kur'an-ı Kerim'de kelimelerin anlamları değiştirerekten İslam'da var olan bir hüküm vardır, o hükmün olmadığını iddia ediyor. Veya İslam'da olmayan bir hüküm vardır, bazıları ayetlerin anlamlarını tahrif ederekten İslam'da o hüküm sanki varmış gibi gösterir. Müslümanlar arasında bu durum var. Zaten bizde de aynı durum gerçekleşiyor yani. Ama hiç biz demiyoruz ki Kur'an-ı Kerim tahrif olmuştur demiyoruz. Çünkü Kur'an'ın metni sağlam, metin ortada, dil bilgisi ortada. Ama bazıları işte anlamı tahrif ederekten Kur'an anlamını tahrif ediyor. İşte Kur'an-ı Kerim'in kastettiği tahrif olayı da budur zaten. İşte arkadaş bir şekilde bir iddiada bulunuyor. Diyor ki eğer biz Tevrat, İncil ve Zebur'un tahrif olduğunu iddia edersek ortada Kur'an'ın Allah kelamı olduğunu ispat edecek bir şey kalmaz diyor. Çünkü elimizde zaten 3 tane Allah kelamı var. Eğer Kur'an Allah kelamıysa biz önceki kitaplara bakaraktan bunların Allah kelamı olmadığını test edebiliriz diyor. Ama tahrif olduysa elimizde böyle bir şans kalmıyor diyor. Tevrat, Zebur ve İncil bozulmuşsa Kur'an'ın Allah'tan vahiy aldığını söyleyen bir adamdan başka hiçbir şahidi yoktur. Kur'an tanrısal onaydan yoksundur. Güzel bir yaklaşım ama şu var. Biz Kur'an-ı Kerim'e sırf peygamber bu Allah sözüdür, ben Allah'ın elçisiyim dedi diyerekten inanmıyoruz. Şimdi Kur'an-ı Kerim tek başına bir iddiadır. Peki Kur'an'ın Allah kelamına dair kanıtımız şu. Kur'an-ı Kerim çeşitli ayetlerde bize mucizelerin sonradan ortaya çıkacağından bahseder. Ve Kur'an-ı Kerim 1400 yıldan beridir hemen hemen yaratılış, kozmoloji, doğa, biyoloji hakkında pek çok daldan Kur'an-ı Kerim'de ayet vardır. Hepsinden bahseder, yaratılışı anlatır, insanın yapısından bahseder. Ve bu ayetleri o dönemin binlerce yanlış bilgisi arasından sadece doğruları seçerekten söylemeyi başarıyor Kur'an-ı Kerim. Yani 1400 yıl geçiyor, hiçbir tane yanlış bilgi almıyor ve biz bugünün bilimi sayesinde Kur'an-ı Kerim'in verdiği ifadelerin bilimle tamamen paralel olduğunu görüyoruz. Peki bu niye kanıt teşkil etsin? Size şöyle bir örnek vereyim. Bir sınava gidiyorsunuz arkadaşlar, 100 tane soru var sınavda. Sınavda ama en önemlisi şu, sizin sınav hakkında herhangi bir bilginiz yok. Size sorulan sorular hakkında herhangi bir bilginiz yok. Etrafınızda binlerce kişi var. Herkes diyor ki şu cevap doğrudur, şu cevap doğrudur. Farklı farklı cevapların doğru olduğunu söylüyor. Sizin bu 100 tane soruyu doğru bilme şansınız nedir? Katrilyonda birdir. Çünkü hem bilginiz yok, hem de elinizde doğruyu yanlış ayırtacak bir kriter de yok. İşte Kur'an-ı Kerim yaptığı da buna benziyor. Kur'an-ı Kerim o kadar yanlış bilgi arasından sadece doğruları seçerekten bize gerçekleri anlatıyor. Sadece doğruları seçmeyi başarıyor. İşte bu zaten tek başına bile bir ispattır bu bir olay. Ha şimdi ben bunu söyledim. Bazı ateist arkadaşlar hemen Google'a yazacaktır. Kur'an'daki hatalar, Kur'an'daki bilimsel hatalar diyerekten ortaya birkaç tane ayette bilimsel hata olduğunu iddia edecektir. Ama size şunu söyleyeyim. Bu bilimsel hata iddiaları zaten yaklaşık 10 sene öncesinden beri çürütüldü. Çeşit çeşit sitelerde, bloglarda buradaki bilimsel hataların aslında olmadığı ispat edildi. Sizden ricam bu bilimsel hata iddialarına inanmadan önce bir Müslümanların verdiği cevaplara bakın. Bizim sunduğumuz kanıtlara bakın. Ondan sonra bu iddialara dikkat alın arkadaşlar. Bu Hristiyan arkadaşın videoda sunduğu iddiaların aslında özeti buydu. Aslında birkaç tane daha eleştirisi var da bunlar genel olarak da pratik üzerinden yapılmış eleştirilerdi. İşte İslam dünyası şu anki halinden bahsediyor. Müslümanların sorgulamadığından bahsediyor genel olarak da. Yani hatta şöyle bir ironi yapmış videonun sonunda, diyor ki Kur'an okunmadan iman edilen tek kitaptır diyor. Abicim ben şu anda Hristiyanların popüler olduğu bir ülkede, yani doğma büyüme Hristiyanların olduğu bir ülkeye gitsek, önlerine bir İncil'den ayet koysam, bir de Kur'an'dan ayet koysam, hangisinin İncil'e ayet olup olmadan ayet edebilirler mi? Onlar sanki hepsi okuyarak da mı iman etti? Şu an sorsak eminim ondan da %99'da okumadan iman etmiştir. Sorgulayan insan kendi inandığı kitap okur. Ha sorgulamayan insan zaten dogmatiktir. Onlar da inanır. Ama bu şekilde sadece okunmadan iman eden tek kitap Kur'an'dır demek bir saçmalıktır. Ben de diyebilirim ki o zaman İncil okunmadan iman edilen tek kitaptır diyebilirim. Sanki Hristiyanlar hepsi İncil'i okuyor mu? Ve bunun dışında arkadaşın gerek daha da hep İslam'daki pratik üzerinden yapılmış eleştirilerde. Ben pratik üzerinden bir dini veya bir ideolojiyi yargılamayı doğru bulmuyorum. Yani mesela biliyorsunuz Yeni Zelanda katliamını yapan kişi bir Hristiyandı. Ama ben buna rağmen bir Müslüman olaraktan bu Hristiyanın Hristiyanlığı temsil ettiğini iddia etmiyorum. Çünkü İncil'in bu şekilde bir emri yoktu. Ya bundan dolayı bir kişi veya bir topluluk üzerinden bir inancı eleştirmeyi doğru bulmuyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim.